götünü kafama. Ne de olsa gerçek olmayacak hayallerim. Ya da kes biç bölçem, zehirle yaptığım yerden seni izlerim. Kanadını kıramadan adamını saramadı, yaraladın, olay yerinde bıraktın. Merhaba millet, nasılsınız, iyisiniz? Keyifli bir gündür inşallah diye. Merhaba millet, nasılsınız, iyisiniz? Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Hafta sonu geldi, yine anketler doğrultusunda gidiyoruz. Ben ailenin metalik, ailenizin böyle. Merhaba sevgili arkadaşlar, keyifler yerindedir umarım. Güzel bir hafta sonu günü, pazar günü. Anketlerle ve... Tamam bu son. Bu son ya. Ya tamam bu son kardeşim. Ya sana mı sor? Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, iyisiniz? Ben ailenizin metal kafalı müzisyen dostu. Yine bir videonun peşindeyim. Pazar günü akşamüstü 5 suları, muhtemelen bir 5 saat sonra da bunu yayınlamış olurum. Anketler doğrultusunda gidiyoruz. Anketlerde açık ara önde PMC, Cypher 3 isimli Hayki'nin olduğu, patronun olduğu bir şarkı. Akabinde Da Poet Hayki, hiç sevmedim seni, %20 oy almış ama arkasından Old G, Joker, kolu kapandı isimli %18. Normal koşullarda Da Poet ile Hayki'nin hiç sevmedim seni yapmam lazım %20. Ama iki tane Hayki üst üste yapıp kıyak geçmiş gibi olacağını düşündüğüm için Joker kolu kapandığıyla beraber Cypher 3'ü yapmayı planlıyorum. Akabinde çekeceğim hemen bundan sonraki videoda da Hayki ile Da Poet'in Hiç Sevmedim Seni isimli şarkısını kesinlikle yapacağım. Yani iki tane Hayki aynı videoda olmasını istemedim açıkçası. Üst üste farklı videolarla bunları izlemeye çalışacağım arkadaşlar. Evet, başlayalım isterseniz. Patron Hayki Cypher 3 isimli şarkıda PMC Professional Music Company olduğunu biliyorum. Patronun kurduğu bir company olduğu için Patron Music Company olarak biliyor. Belki doğru biliyordur aslında. Belki de altında yatan bu P harfinin açılımı odur ama official anlamda Professional Music Company olduğunu biliyorum. Yanlış bilmiyorsam altta yorumlara yazın mutlaka ki. Evet, bir gelsin, ilk defa dinleyeceğim, ilk defa izleyeceğim. Bakalım neyle karşılaşacağız, inanın bilmiyorum. Devam 3-2-1 valla play. PMC. Bak ellerime sen aşka, bense hip-hop'a tutuklu. Ben empedokle intiharım, amacım Etna'da yuttu. Oturup Azrail'e hayatı anlattım. Sohbet bittiğinde o bile ölümü unuttu. Beynine yüklenen o programa crack'im. Cehennemin bleti, PMC'nin rap'i. Underground'ın veki, taslama masalak hepsine üstad. Kas kafalarsa da bassana restart. Yaşlanan ustalar hepsine küstah. En çok sevilenler önce gidenlerdi. Yıllar geçtikçe bu yüzden en çok kendimi sevdim. Bir insan hayal ettim tanrılara tutsaksız. Onur uğur doğduğundan beri kutsalsız. Kadınlar nezarethane, bir gece yatıp çıkayım. Ortalık menemen gibi, ben onun Kubilay. Tut ölümü gırtlağından, dişlerini sıkıp dayan. Güneşte ıslan, yağmurda kuru karında yan. An sevda dikişsiz bir pare, kızgın bir cephane. Burada çok dikkatimi çeken lyrics: en çok sevilenler önce gidenlerdi. Yıllar geçtikçe bu yüzden en çok kendimi sevdim. Bir narsizm kokuyor. O konu bende de vardır. Ben de başkalarını sevmeyi başarmadan önce ilk önce insan kendini sevmeyi başarmalı diye düşünüyorum. Yani aynaya baktığında keyifli bir surat görüyorsan ve ona ne haber lan dümbük deyip karşılıklı gülüşebiliyorsanız o zaman bu iş o gün çok güzel geçiyor arkadaşlar. Deneyin, hakikaten ciddi söylüyorum. Ne haber lan dümbük de kendine. Ondan sonra iki gülmeye başla. Fark edeceksin ki o da gülmeye başlıyor. Devam edelim Hayki'nin verse'inden. Kızgın bir cephane, kan öksürten bir duman. Sonsuz bir esaret. Ne şans ne tesadüf, bu kusursuz bir kavga. İçime sığınmış bir yangın, orada yaşar yatıp kalkıp. Koşarken batıp kaldım birden, usandım kirden. Lütufken yük oldum, tamam şimdi kurtuldum dipten. Yırtıldım idem yuttukça tüm sahte sözleri. İnkarcı sahte pozları, baktıkça yandı gözlerim. Hiç gülme unutmadım dünü, bütün umutların çürür. Bir gün gelir felek sana da sert bir omuz vurup yürür. Kime isabet etmişse öldürür hayat denen zulüm. İster istemez biter sevinci insan denen türün. Kim bilecek gerçek ne? Kimler için dert çektik? Kaç kurtar kendini, biz çoktan tüm düşleri terk ettik. Ta buradan kalplere dokunan bir yol var, çizdiğimiz saklı. Herkes bildiğini sattı, onlar biz değiliz tatlım. PMC Allame. Oo, burada güzel lyrics var ama. Hayki'nin zaten o muhalif tavrı bir kelime dağarcığı konusunda çok fazla faydalı olmuştur. Bugüne kadar
her seferinde hep şahsına münasır bir şey gibi değil tabii ki de. Sayan gibi, çünkü storytelling anlattığı için Osmanlıca falan bahsediyor Sayan. Ama Hayki'de altta kalır yanı yok. En çok dikkatimi çeken kelime, cümle daha doğrusu, kime isabet etmişse öldürür hayat denen zulüm. Kim yaşıyorsa ölmek zorunda yani, aslında anlattığı bu. Yani ölmek için yaşıyoruz arkadaşlar, inanın bana. Sadece bu yaşam koşullarımızı yaşadığımız an, doğduğumuz günden ölene kadar ne kadar iyi bir şekilde yaşam koşullarımızı arttırabiliriz, lüks standartlarımızı arttırabiliriz, sevdiklerimize nasıl daha güzel bir hayat bırakabiliriz, bizden sonraki jenerasyondan bahsediyorum. Sadece bu, ama kime isabet etmişse öldürür hayat denen zulüm. Hayatın zulüm olduğundan bahsediyor ve eninde sonunda herkes ölecek diyor. Güzel, güzel bir şekilde anlatmış farkındaysanız. Yani herkes ölecek kardeşim demek yerine onu dolaylı bir şekilde kelime oyunlarıyla, teknik ve taktik uygulayaraktan vermiş gibi gözüküyor Hayki. Allame'nin verse'üne geldik sevgili arkadaşlar. Allame'den show bekliyorum açıkçası. Bir gelsin bakalım. 3, 2, 1, play! PMC Allame Patron Şart Onur Uğur Motherfucker Motherfucker. Ben doktor, şu an geçmişteyim ve altımda DeLorean. Yanımda patron, yüksek ses, hot school çalarken tape. Bir yığın hatırası var bu evin. Bir Alman pornosu kadar sert liriklerle kabindeyim. Fame olmak değil. Alman pornoları çok sert olur ya, hakikaten. Güzel benim benziyor. Şartım dipsiz bir koyu. Ben hala aynı, ben yarışmaksa pisse buyur. Al müttefiklerini, savaşı yedi cihana duyur. Kır kabuğunu, çıkar beyni, dış dünyaya sağla uyum. Beğenmesi ki yen, leğende çorba iç, reelde göt büyüt. Bu işten uzak dur, varlığın kör düğüm. Et beyin rapçilerden şehir çöplüğü. Rap öptüğün göster yüzünden öfkelendim, besteledim bu dörtlüğü. Sayfalarca dolu kağıt, önümde mikrofon. Yıllardır koşuyoruz, bunu sanma sakın ilk efor. Sen de filizlenmez düşünceler kafaya, full cap on keko. Beş kezban için var olmadı rap, gerçek olma fuck. Yeah my fucker. PMC İsyanı var Allame'nin burada. Yani rapçilerin sebeplerle, saçma sapan sebeplerle rap sektörüne girdiğine dair. Yani dinleyici de olsam mesela, sadece bir full cap takmakla olmuyor arkadaşlar o iş. Yani inanın bu işin tekniği var, taktiği var. Yani sadece karı kız tavlamak için tercih ediliyor işte. Tercih edilmesinin sebebi, olmasının sebebi de bilgisiz ve kültürsüz bir takipçi kitlesinin olması. Sayfalarca dolu kağıt, önümde mikrofon. Yıllardır koşuyoruz, bunu sanma sakın ilk efor. Sen de filmden filizlenmez düşünceler kafaya, full cap. 10 keko, 5 kezban için var olmalı rap, gerçek ol. Motherfucker. Pekala, devam. Patron gelsin. Yeah, motherfucker. PMC bebe baby. Şimdi boss, bütün çocukların kulakları tehlikede. Dos yalnız elimde, paçozun eli belinde. Yok sizde kelime at, vitesi geriye at. Hevesin yüzünden kan lekesi yüzünde. Bir gün için ünlüydün sen, bir kelebek gibi. Şimdi sokakta delecek bir gün kelebeğim göbeğini. Yer altına hizmet, fena değil görevim. Sen geçmişinle övün ama ben geleceğim. Buradaki bir gün için ünlüydün sen, bir kelebek gibi, şimdi sokakta delecek bir gün kelebeğim göbeğini. Kelebekten kastı bu, çakılar vardır. Kelebek gibi sallanır vesaire. Bıçak aslında yani. Tehlikeli şeylerden bahsediyor patron. Devam. İyi göreceğin. Siz hala kaşar gibi sevin, yazın bağırın. Şimdi bu lafları yedin, götün başın ağrır. Yaşaman için tiyo, bu bio enerji. Hip hop ne diyon bilmiyon. İlk yok diyalog, o biraz zor. Diablo tiyatro, uyuma kendine, bul bir yol. Çözüm savaşmak mı, yavaş çekim altında piyano. Afrika'da kaç galon su eder sence bir tablo. Adaletin olmadığı bir dünya bence fiyasko. Bitch. Arda Gezer, Onur Uğur, Allame, Hayki ve Patron. Onur Uğur, Hayki, Allame, Patron. Produce by Arda Gezer. Yine Arda Gezer'in dişi var arkadaşlar. Arda bu konuda çok başarılı olduğunu düşündüğüm beatmaker'lar, producer'ların başında geliyor Arda Gezer. Dinliyorsan Arda, yine daha önce de sana bir respect göndermiştim. Umarım ulaşmıştır yerine. Sen kaliteli bir adamsın ve güzel işler çıkartıyorsun. Afrika'da kaç kalon su eder sence bir tablo? Adaletin olmadığı bir dünya bence bir fiyasko. %100 katılıyorum sevgili patron. Bu eski bir parça olması lazım. Bakalım. Aslında yüklenme tarihi 14 Eylül 2019 ama muhtemelen biraz daha eskidir diye tahmin ediyorum. Güzel bir şarkı. Evet sevgili arkadaşlar. Old G featuring Joker. Konu kapandı. Daha önce de söylemiştim. Gereksiz Bilgiler Volume 98. Joker diye telaffuz edilir. İngilizce olarak telaffuz etmek istiyorsanız. Şakacı anlamına gelir. Filmi de vardır. Hatta artı 52'lik
İskambil destesinde Joker olarak, Joker'i istediğin kart olarak kullanabilirsin. Pekala, OG featuring Joker, Joker kolu kapandı. Bir başlasın bakalım. Bilmiyorum neyle karşılaşacağız. Bastım bile hatta. Çok güzeldi. İçerse bendekini kopartıp altık duramayan herkes donaldı lan. Sık bulanaya felsefik 16 bar. Konu kapandı fuck boş kovan toplar ama son altı Ryan. Fuck biz gangbang konuşma artist. Sahnede gangboy kuliste kapris. Mükemmediğim eleni kopartıp attım. Kapatıp aç kalıyor bebeler rapatıp aç. Arama başka da kıyım. Kremona gelmiş. Kafama taç sert adımlarla koş hemen. Benim her flow'um bir poş eder. Bildiğin en sert kurucu sağlam değil bizdeki sol koş eden. Hey başar boyumu dert bir yanda paşa bana şarap yerine bir duble kan koy. Ezan oradaki gangsta yapay dosaydı olsun etkili bu kalime fanboy. Dostumla düşmanım aynı safta bu savaş benim hakkım kaybol. Bunun adı mikrofonla Tayvon Fay kopartan OG safkan Rhyme Boss. Bir durdurmak istiyorum. Çok güzel yapmış. OG sizin de önermiştiniz abi, hani kesinlikle yeni nesil New Age, New School MC'lerin arasında gayet kaliteli olduğunu düşündüğümüz bir MC mutlaka dinlemelisin demiştiniz. Ve haklısınız. Joker'le dinlemek de çok büyük keyif olacak. Birkaç tane teknik konudan bahsetmek istiyorum. 1, 2, 3, 4. Şu BPM'in üzerine kaç BPM? 120-130 arası bir şey olması lazım diye tahmin ediyorum. Ta 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 ta. Bu gayet aslında üzerinde flow yapılabilecek bir metronom. Ya dümdüz gitsen bile taka 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 taka. Hız çok ideal yani. Peki bir çok ciddi bir flex veya flow için ne yapılması gerekiyor? Ulama dediğimiz şeye çok dikkat etmeniz lazım. Evet arkadaşlar, ciddiyim, Türkçe derslerini iyi takip edin. Vallahi samimi söylüyorum bunu. Ulama dediğin nedir? Sert ünsüzle bitip normal bir ünlüyle başlayan iki tane kelimenin birleşmesi. Yani mesela benim adım Murat, T ile bitiyor, sert ünsüz. Neyle başlıyor? Ünlü bir harfle başlıyor. Ö. Ünlüden kastım A, E, I, I, O, Ö, U, Ü. Bu şekilde birleştirebilirseniz çok rahat ulama ile flow ve flex yapabilirsiniz. Mesela Mura Tözel oluyor, dikkat ederseniz. Murada bitiyor sanki hece şey kelime. Tözel'le devam ediyor. Aslında Murat Özel ama okurken onu öyle okumuyorsun. Mesela Cüneyt Arkın. Cüneyt Arkın aslında ama Cüneyt Arkın. Bunları üst üste birleştirdiğiniz zaman çok ciddi flow'lar yapabileceksiniz. Tabii ki anlam bütünlüğü de olmak zorunda. Bu anlam bütünlüğü olmazsa bu ne diyor lan bu dallama derler. Haberiniz olsun. Pekala, devam. OG featuring Joker. Konu kapandı. Devam ediyorum. Hep bize niye böyle, hep bize niye böyle. Sana tampon rap, bana karton pet ve dolandım test edip de tek. Hep bize niye böyle, hep bize niye böyle. Sana karton rap, taraf olma pet, dönek dipli tektonik hitlere. Hep bize niye böyle, hep bize niye böyle. Sana tampon rap, bana karton pet ve dolandım test edip de tek. Hep bize niye böyle, bize niye böyle. Sana karton rap, taraf olma pet, dönek dipli tektonik hitlere. Bu bir temsilleri fame eder, yani gayler için değil. Meyleden varsa dinlemesin bunu, beğenemez. Çünkü jok seni bir kalabalığın içinde denk getirir. Diz çok eylemen. Yani orada hızlı gidebiliyor ki flow hepsini de bilir dilime değmeden. Ne bir de böyle de ne bakalım eylen. Az önce de vardı ben tamam. Sağlıyor. Televizyonlar reklam almıyordu. Cepleri para dolu sektör ağlıyor. Prodüktörler tekte kavlıyor. Manken popçu devamı yok. Eğitime gidecek mektep çağırıyor. Müzisyenliğini meslek saymıyorlar. Okul beklesin ekmek kalmıyor. Neden rap, neden Joker? Bize biraz anlatır mısınız? Anlatırım. Mete ile Joker arasındaki farkın tam tamına bu tanıma göre bir kalıba uymaması gibi bir şey anladınız mı? Boş verin. Anlamayın adama, darlamayın adama, anmayın. İsterseniz hiçbiriniz aldım almayın ama yeter ki kendinizi bir boks halledip hakkımda beni yargılamayın. Konu kapandı fuck. Konu kapandı fuck. Joker yine kızgın Joker, her zaman olduğu gibi. Ama bu çok yakışıyor Joker'e, Mete'ye. Yani kaçıncı videosu bu izlediğim. Ben tabii bir fikir sahibi olmaya başladım artık. Fikir sahibi olmaya başlamaktan ziyade artık bir fikir sahibiyim Joker hakkında. Ciddi, inşallah bir gün de tanışma fırsatımız olur, bunları yüzüne söylerim. Bu sert tavrı çok hoşuma gidiyor yani Joker'in. Herkese yakışmaz mesela, şeydir mesela, bazıları sert olmaya çalışır ama görsel olarak, o tip olarak onu taşıyamaz, anlatabiliyor muyum? Şimdi mesela bak ne güzel geyikten, geyik muhabbetlerinden falan bahsediyor. Ben sert olsam bana yakışır mı? Benim işim dinlemek, eleştirmek. Eleştirmekten ziyade dinlemek. Teknik anlamda analiz yapıp bunları sizlerle paylaşmak.
ama yine kapatmadım. 16 bar fark al, pompan tıkandı. Bak hemen o kartı bırak bu kompartımandaki katilinin bunu sokaktına. Çık sokaklara. Ha ha, Olcay'ı kafanızı kopartı pat. Ooo, Olcay'a respect. Tabii. Taporek bana karton pet ve dolandım test edip de tek. Bize niye böyle, bize niye böyle. Sana karton rap taraf olma pet dönek tipli tektonik itlere. Bize niye böyle, bize niye böyle. Sana taporek bana karton pet ve dolandım test edip de tek. Bize niye böyle, bize niye böyle. Sana karton rap taraf olma pet dönek tipli tektonik itlere. Bize niye böyle. Sana tampo rap, sana karton pet ve dolandım test edip de tek. Bize niye böyle. Aa, beat'i Mete yapmamış, güzel. Yani kendisi yapıyor zaten, güzelden kastım takım işi olmuş, başkaları basın, başkaları yapmış. Nice. Murat Bur beğendi. Olcay dinleyeceğim arkadaşlar. Birkaç tane daha Olcay dinleyeceğim. Kesinlikle. Anketlerden devam edeceğiz, evet. Anket yapmak keyifli oluyor. 5 tane şarkı sunuyorum. Yani öbür türlü de farklı bir kitle şey diyor, abi diyor ki hep kendi istediğin şarkıları yapıyorsun diyor. Yani burada en azından anket yapmış oluyoruz. Çünkü hepinize birer birer teker teker soramam neyi dinlememi istersin diye. Dolayısıyla anket yapmak en sağlıklı uygulama olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Yeni videolarla tabii ki elbette karşınızda olacağım, benden kurtulamazsınız. Elimden geldiği kadar bilen biliyor. Yeni gelen arkadaşlar varsa ben ailenizin metal kafalı müzisyen dostu. Metal müzik dinliyorum aslında. Metal müzik icra ediyorum aslında. Şarkılarım gayet sert olan şarkılarım da var. Kanalıma bakabilirsiniz, videolarımda cover playlistimde olması lazım. Evet, cover playlistimde. Kendi bestelerim mevcut. Mangali düet yaptım sevgili arkadaşlar 2011 yılında. Ama rap müziğe karşı çok ciddi bir sempatim var. O yüzden rap müzik dinleyip rap müzik eleştiriyorum demeyelim de rap müzikten keyif alıp analiz ediyoruz. Sizlerle bu şekilde bilgiler paylaşıyorum. Mesela yaklaşık bir 5 dakika önce paylaştığım gibi. Kendinize iyi bakın, mutlu kalın, sağlıklı kalın arkadaşlar. Bir dahaki sefere tabii ki başka videolarla yeniden görüşeceğiz. Bye bye.